Bu bölümde çatımızı yerleştireceğiz. Öncelikle 3 boyutta açmış olduğumuz section box'ı kapatalım ki çatımızda net bir şekilde gözüksün tamamladığımızda. Çatımızı yerleştirmek için çatı kat planımıza gidelim. Burada çatımızı iki parça halinde tamamlayacağız. Bir tanesi bu alanı kapsıyor, diğeri bu alanı kapsıyor. Sonra ikisinin birleşmesini sağlayacağız. Çatı komutumuz basic'in altında da yer alıyor. Roof komutuna girdiğimiz zaman roof by footprint'i seçiyoruz. Burada define slope'la eğimli olacak yüzeyleri tanımlıyoruz. Overhang ise bizim saçak ebatımız. 60 cm'lik bir saçak belirledik. Bu tarafta ve bu tarafta devam etmesini istiyoruz. Yanlarda ise eğimin olmasını istemiyoruz. Sadece iki yönde eğimimiz olacak. Şimdi bu geometriyi kapalı bir geometri haline getirmemiz gerekiyor ki işlemimizi bitirebilelim. Daha çıkmadan da çatımızla ilgili özellikleri belirleyebiliriz. Edit New Duplicate ile öncelikle kendimize ait olan bir stil oluşturalım. İsmi çatı olsun. Özelliklerine gittiğimiz zaman da kalınlığı 40 cm değil 12 cm'lik bir kalınlık belirleyelim. Bu haliyle bir bakalım. Finish roof dediğimiz zaman 3 boyutta çatımız bu şekilde oluşmuş durumda. Şimdi de diğer yan tarafı oluşturalım. Yine çatı kata gittiğimiz zaman aynı işlemleri yapacağız. Roof by footprint dediğimiz zaman define slope'la eğimli yüzeyleri slope kaldırıp düz olan tarafları yapacağız. Burada düz gidecek olan kısmı line'la da direkt çizebiliriz. Bu kısmın düz olmasını istiyoruz. Yine trimle geometrimizi tamamlayalım. Çatı tipinde çizdiğimize dikkat edelim. Finish roof dediğimiz zaman 3 boyutta çatımızın oluştuğunu görüyoruz. Burada bu çatı ve bu çatının düzgün bir şekilde birleşmesi için join geometry komutundan faydalanacağız. Büyük çatıyı ve küçük çatıyı seçtiğimiz zaman artık çatıların düzgün bir şekilde birleştiğini görüyoruz.